Orada bakılmayan 2012 yılında Şeref Bey, Muhtar Şeref Bey de orada 2009 yılından beri muhtar. Muhabirimiz Ayşegül'ün yanında dediniz değil mi Hakan? Hazırlar mı şimdi? Bir görelim onları. Oradaki kuyulara onlarca kuyu var. Kireç kuyuları da var. O kuyulara Ayşegül bakılmamış mı hiçbirine? Doğru düzgün. Bilgim Hanım iyi yayınlar. Öncelikle şu an Süzmeli Dere mevkisindeyiz. Burada evet şu anki bir dakika lütfen. Alın ses. Arkadaşlar seste problem var. Alırım. Halleder misiniz? Sonra mı gelelim? Ne yapacaksınız Hakan? Yanıt ver Hakan. Tamam al Ayşegül'ü ekrandan. Allah'ım ya inanamıyorum yani gerçekten. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şerife'nin kayınvalidesi konuştu. Şerife'nin kayınvalidesi konuştu ve Mustafa ile ilgili yani Şerife konuşmuyor. Şerife kız kardeşi öldürülen bir kadın konuşmuyor. Ve her şeyde tanıklık etmiş. Yani birçok şeye tanıklık etmiş. Yani Cemile'yi o evden götürürken o evde babası Hamit 2-3 gün sonra götürüyor. Bak senin kardeşin burada gömülü diyor. Kendisi öldürülmekten korkuyor Şerife. Evet. Konuşmuyor. Kayınvalidesi i̇şte konuşuyor. İşte onu bana dememiş ya. Kayınvalidesi bana konuştu. Babam demiş. Valla tebrik ediyorum kayınvalideye. Yani yarısını bana anlatmış. Tamam. Şerife yani Cemile'nin kız kardeşi Şerife konuşmuyor. Kayınvalidesi konuşuyor. Yani olacak Allah iş değil ama olsun. Ben kendisinden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyor. Allah bak Cemile'nin de ablası. Gelsin ekranda ilk VTR lütfen Hakan. Cemile istemiyor ki evlenmeyi. Zorla veriyor. Ben hapse çıkacağım çocuklar seni dedi her şeyi temizleyeceğim. Onlar diyor para pul peşinde diyor. Ne para pulu? Kim para pulu? Şerife'nin kaynanasından şok iddialar. Mustafa çocukları aç bırakıyordu. Şerife'ye küçükken nasıl davranıyormuş Mustafa? Yemek yedirmiyordu. Bir kepçe yemek koyuyordu. Yarar çıyar tokatıyorlar. Kızlar tağlılarda çalıştılar. Hep kendi kendilerine baktılar. Yövmelen dahi yazıyordu. Ne yövmesi yazıyordu? Tağla işe gidiyorlardı. Şimdi ben sana işe geldim. Yövme verdim mi? Hesaplıyordu. Onlara para vermiyordu. Ne yapıyordu parayı? Kendi yiyordu. Üst baş almıyordu. Yan yapı yazıyordu çocuklar. Cemile'nin nasıl öldürüldüğünü kardeşleri anlatıyordu. Ne oldu? Vallahi bugün var ya gerçekten nazara geldik yani. Bu kadına da Allah razı olsun. Vallahi nazara geldik yani. Ne oldu yani? Hakan'cığım bana bir izah eder misin? Ben izleyicilerime izah edeyim. Şu anda VTR okuduğumuz şeyde problem oldu. Ne zaman halledeceksiniz inşallah? Ne olmuş? Ha? Hadi bakalım. 20-30 saniye. Tamam. Tanıyor musunuz Şerife'nin kaynanasını? Ben tanıyorum. Rüveyda Hanım'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum tabii. Mustafa ile ilgili neler söylüyor neler? Mustafa Şerife'nin kaynana bu. Tanıyorum. Yani Şerife'nin kaynanası işte. Tamam. Baştan okur musunuz lütfen? Hadi VTR'yi baştan okuyun. Cemile istemiyor ki evlenmeyi. Zorla veriyor. Ben hapse çıkacağım çocuklar seni dedi her şeyi temizleyeceğim. Onlar diyor para pul peşinde diyor. Ne para pulu? Kim para pulu? Şerife'nin kaynanasından şok iddialar. Mustafa çocukları aç bırakıyordu. Şerife'ye küçükken nasıl davranıyormuş Mustafa? Yemek yedirmiyordu. Bir kepçe yemek koyuyordu. Yarar çıyar tok kalkıyorlar. Kızlar tağlılarda çalıştılar. Hep kendi kendilerine baktılar. Yövmelen dahi yazıyordu. Ne yövmesi yazıyordu? Tağla işe gidiyorlardı. Şimdi ben sana işe geldim. Yövme verdim mi? Hesaplıyordu. Onlara para vermiyordu. Ne yapıyordu parayı? Kendi yiyordu. Üst baş almıyordu. Yan yapı yazıyordu çocuklar. Cemile'nin nasıl öldürüldüğünü kardeşleri anlatıyordu. Vallahi ne olmuş ki buna? Gerçekten çok özür dilerim sevgili izleyiciler. Yani ne diyeyim? Başka hiçbir şey diyemiyorum. İkinci VTR okur musunuz? Ya da Mustafa nerede sıkıntı var ki bu? Ya bilmiyorum. Göreceğiz inşallah nerede sıkıntı oldu. Arkadaşlar Rüveyda Hanım'ın bu olay ben şunu söyleyeyim size. Şunu söylüyor. Ben elimde de şifresi var sevgili izleyiciler. Şunu söylüyor Rüveyda Hanım. Diğer VTR'yi hazırlayın. İnşallah onu okuyacaksınız. Şerife diyor Cemile ile ilgili bir şey birçok şeyi aslında biliyor diyor. Küçükken tarlalarda soruyorlardı anlatıyordu. Abimle babam böyle böyle yaptı diye konuşuyorlardı. Yani Cemile'nin kız kardeşleri Şerife
Aslında herkes, diğer kız kardeşler de bu olayı anlatıyorlar. Herkes biliyor. Çok mu korkuyorlar bu Mustafa'dan? Valla bilmiyorum. Hiç korkmamak gerekiyor. Sen korkuyor musun Mustafa'dan? Yok, ben hiç korkmuyorum. Sen korkuyor musun? Niye korkayım ki? Korkuyorum çok. O zaman da, bu zaman değil. Ha, o zaman çok korkuyorduk. Ama benim yıllarda da, ben hiç korkmuyorum. Aynı anda konuşmayın lütfen. Sen korkmuyorsun, o korkuyor. Çocuğum da, ben de korkuyorum ki. Çok. Tamam. O zaman da. Şimdi şöyle, şunu söylüyor Mustafa. Bana diyor iftira atıyorlar diyor. Ben cinayeti işlemedim. Karımla beraber bu cinayeti işlemedim diyor. Hatta o dönem ifade veriyorlar karı koca 2012 yılındaki soruşturmada. Mustafa diyor ki biz diyor Antalya'daydık diyor. Karısı Hatice de diyor ki bir dakika tatlım, bak bilgi veriyorum. Tamam, karısı Hatice de karısı öfkeli ya, anlıyorum onu. Karısı Hatice de diyor ki yok diyor, biz Balıkesir'deydik diyor. Sonra da Mustafa diyor ki Hatice diyor cahilin önüne gideni diyor. Ne dediğini bilmez diyor. Karısı onu ele veriyor. Diyor ki biz cinayet sırasında Balıkesir'deydik diyor. Yani Hatice daha vicdanlı davranmış yani. Kötülük yapmış mı bilmiyorum ama kocasının Balıkesir'de, cinayet sırasında Balıkesir'de olduğunu söylüyor. Sonra cinayetten sonra Hamit ölüyor. Naciye Hanım gidiyor. Sonra ben diyor ki ben çocuklara diyor şey yaptım, iyilikte bulundum diyor. Mesele öyle değil. Mustafa kendi çocuk, kendi kız kardeşlerine neden bakmış biliyor musunuz çocuklara? Çünkü devletten para almış. Onu da biliyorum. Ya, evet. Tabii. Bir de iyilik yaptım diyor. Onlara ev aldım, şunu yap. Bir şey yok, yok. Ha? Yok. Hep devlete para alıyor. Ne iyiliği? İyiliği yok ki. Yani o çocuklara aslında bakmasının nedeni devletten aldığı para. Devlete hep para alıyor. Evet. Ne iyiliği? İyiliği bir şey yok. Şerife ile Mustafa son ana kadar konu... Ya ben yani kız kardeşlerden, yani benim kardeşimi biri, kardeşim böyle bir şey yapacak. Ve Mustafa ile konuşmaya devam ediyorlar. Sen Mustafa ile konuşuyor musun? Yok, biz hiç konuşmuyoruz. Ne zamandan beri konuşmuyorsun? Sen bu cinayeti işlediğini öğrendikten bir sonra... Bir kere konuşmuştum. Biz daha bilmiyorduk. Dedi babam evlendirmiş. Daha odur. Sadece yani kaç yıldır bir kere gördüm. O da Ağrı'ya gelmişti. Ben sordum. Dedi babam evlendirmiş. Biz o zaman daha cinayet olduğunu bilmiyorduk. Şimdi Mustafa'nın sadece Cemile'yi değil... Bir cinayeti daha işlediği konuşuluyor ya sevgili izleyiciler. Paranın kaynağının da oradan geldiği oradan iddiası var. Evet. O da Almanya'da emekli olmuş, Türkiye'ye gelmiş olan... Almanca tabiri vardır ya halk dilinde kullandığımız, Emine öldürüyor ve oradan aldığı paraları da iddiaya göre daha sonrasında işte tefecilik yaptığı iddiası da var. Bütün kardeşlere sus payı olarak veriyor iddiaya göre. Şimdi bunu Şerife'nin kaynanası Rüveyda bakın nasıl anlatıyor, gelsin ekranlara. Babam öldüğü zaman biz hepimiz dağıldık. Baba da ölmüş, koymuş. Şerife'nin kayınvalidesi Rüveyda konuştu. Bu Mustafa ile ilgili, Şerife ile ilgili aralarında ne geçti, ne biliyorsunuz? Aralarındaki geçeceğini bilmiyorum ben. Mustafa nasıl bir insan? Yaramaz insan. Herkesi dolandırmaya uğraşır yani. Ona para verir, buna para verir. Bir kökünün malı haram, helal olan bir şey yok. Şok iddia. Nasıl kazanıyor bu parayı Mustafa biliyor musunuz? Almanyalı Mustafa. Almanyalı olayı devamlı onlar şeyimizle giden sonra çocuk. Karısına adam koymuş içeri. Kendisi marklarını dolandırmış, her şeylerini almış. Alemden durduk kimse sonra. Ağrı'yı amcasına yollamış. Orada saklayan, yatıran bankaya şey olmasın diye. Buralarda olursa yakalanırız. Şey olur diye. Ele veririz de. Almanyalı olmadı biliyor musun? Bilmiyorum öldürdüğünü, bilmiyorum da işte oraya kayıtmış yani. Kayıp diye. Bir de onun karısı kayıpmış. Evet. Diğer karısını da araştırmış. Daha onu da bulamamış. Gelmiş burada da araştırmış. Ablasını aramış, etmiş, bulamamış. Onu da ondan biliyorlarmış herhalde. Şerife'ye para vermiş Mustafa. Neden para vermiş? Bilmiyorum, paradan haberim yok yani. Evi aldı ondan ama evi kendi parasını aldı. İpotek ettiler mallarını. Herkesin arkadaşlarını ödeyen alıp ayı borcunu. Ondan sonra herkesin malını verdi, gerisi geriye. Kardeşlere sus payı para vermiş. Parasını Cengiz'im sizden buldu. Haberim yok. Ötekilerine veriyordu. Sakine geliyordu buraya şey, Manisa'lı. Sus payı her şey götürüyordu burada. Yani Aydın Dalması var. Ona yolluyordu. Bu meseleler çıkacak meydana diye. Hepsine sus payı veriyordu. Para yolluyordu. Yolluyormuş yani. Kim söyledi size? Şerife mi? Şerife kendi dedi galiba değil mi? Sus payı yolladım ettim diye kendinden duydu biz onu. Zaman Şerif, kendi o zaman Şerife de biliyor. Valla helal olsun. Bir alkış olsun bu ya. Vallahi komşuya kocaman alkış. Helal olsun. Vallahi.
Vallahi Gürbüz'ün kızları bu kadar olmuyor. Fatma Hanım'ı ayırıyorum, Zeliha Hanım'ı da ayırıyorum. Gürbüz'ün diğer kızları, Gürbüz yani Hamit Gürbüz'ün ve Naciye Hanım'a da vallahi bravo. Diğer kızları 16 kardeş, 16 kardeşin 14'ü sus pus. Yazıklar olsun size yani. Yazıklar olsun. Ekibimden bunlar para isteyen Elmas'tan Elmas'a da yazıklar olsun. Tamam mı? Bize sürekli böyle Hatice canlı yayına katılacak ya diyen Ömer'e de yazıklar olsun. Evet. Kesinlikle yazıklar olsun. Bak Rüveyda Hanım yüzünü de kapatmıyor. Mustafa böyle 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 bir adamdır. İddiada bulunuyor. Mustafa'cığım sen niye bugün şapka takarak bak Covid de yok, salgın değil artık, pandemi değil. Niye maskeyle dolaşıyorsun kardeşim? Utanıyor musun? Utanıyor. Utanır mı insan maske takar, şapka takar? Kimden utanıyorsun? Şimdi bu az önceki kadın niye yalan söylesin? Yani yaşlı başlı kadın bak hepsi gördüklerini gerçek, söyledi hepsini. Gerçek. Dedikleri doğru mu? Doğrudur canım. Hepsi doğru. Rüveyda Hanım'ın dedikleri doğru. Hepsi. Bu arada o Almancı amcası dedi ya, o diye oraya gönderdi. Bir dakika Almancı, dur tatlım. Almancı Emin'i de öldürüyorlar. Evet. Paralarını alıyorlar ve bu Abdülhakim diye amca var ya, amcaya Ağrı'ya gönderiyorlar. O zaman Ağrı'da oturuyordu. Ağrı'da doğru. Arkasından da o paraları sonra her şey yapıyorlar. Öte yani yandan işte. Ayşegül'e demiş ki Şerife. Şerife ile konuşmuş az önce. Ya dün konuştu pardon. Demiş ki Şerife benim 2012 yılında cinayetle ilgili jandarmaya anlattığım her şey gerçek demiş Şerife. İyi güzel de Şerifeciğim bunu gelip kamuoyu önünde niye anlatmıyorsun? Bu kamuoyu desteğini niye arkanıza almıyorsunuz? Ha? Niye konuşmuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Size ne yapabilir? Belki yani hiç. Biz bu yayını yapmasak da o adam sizi öldürecekse eğer öldürebilir yine. Allah belki korusun kocası, yani. Kocası da belki korkuyorlar. Koca da değil ya. Mustafa'dan korkuyorlar. Yok canım belki. Mustafa da diyormuş ki ben onu tanıyorum, bunu tanıyorum. Şu partiden tanıdığım var, bu partiden tanıdığım var. Vallahi Sayın Valimiz bu olayı takip ediyor Mustafa'cığım ben sana söyleyeyim. Jandarma komutanımız bu olayı takip ediyor ben sana söyleyeyim. Bir kadın öldürülecek. Vahşice öldürülecek, istismara uğrayacak. Hangi işte parti buna sahip çıkar ya? Hangi parti bunun arkasında durur? Kimsenin arkanda durur yani? Bir cinayetin arkasında kim durur? Durmaz Mustafa, durmaz. Durmaz. Madem katil değilsin konuşacaksın yani. Konuşacaksın. Bu bir aydır ben buradayım hani hiç kimse gelmedi. Ece yüzü yok ki yok dedi ona. Ne arıyorlar? Ya onu alırsan gelirim dedi. Kardeşini aldı kim olduğunu sakinemedi kim olduğunu hatırlamıyorum. Dedi ki ben dedi onun orada olup olmadığını bilmiyorum dedi. Damadımı al konuş dedi. Tamam damadı alalım. Damat da diyor ki neydi adı damat arkadaşlar? Söyler misiniz damadın adını? Damat ne diyecek? Damat da diyor ki ya abla diyor ben bağlanacağım ama yani kayınpederim bağlan dedi ama ne anlatacağım ki ben olayı bilmiyorum. Bir şey yok anlatacak. Bilmiyorum diyor yani. Bilmiyor, adam bilmiyor. Ha Mustafa niye saklanıyorsun? Niye utanıyorsun adam kardeşim? Da...